Evet, başladık galiba. Evet, başladık. Efendim, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne haber Minik'cim? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Kadınlar Günü yaklaşıyor. Evet, yaşasın. Az kaldı. Az kaldı, evet. Başlıyor efendim, yani yaklaşıyor daha doğrusu. Efendim, güzel organizasyonlar oluyor. Güzel organizasyon duyuruları geliyor daha doğrusu. Mutluyum tabii ki organizasyonların olmasından dolayı. Aslında yılın bir tek gününü beklemiyoruz bu organizasyonlar için. Yıl içerisinde kadınlarla ilgili bir sürü şey yapılıyor ama 8 Mart tabii ki bütün dünyada sembol olmuş durumda. O yüzden de 8 Mart'ta çeşitli organizasyonlar yapılıyor. Minik'cim, pazar günü Kadıköy Akademi Kitap Evi'nde çok güzel bir etkinlik var. Türkiye'nin çok değerli yazarları bu etkinliğe katılacaklar. Örnek ben verir misiniz? Ben çok heyecanlıyım. Tabii ki tabii söyleyeceğim kimlere katılacağını. Çok heyecanlıyım. Çünkü hani olmaz mı, olur mu, nasıl olur, yapabilir miyiz dediğimiz bir noktada bir şeye kalkıştık ve herkes çok sağ olsunlar katıldılar. Hemen hemen her aradığımız kişi. Tabii ki burada Özcan Bey'in de katkısı çok büyük. O yıllarının verdiği emek var. Ona çok teşekkür ediyorum. Beni bu şeye dahil ettiği için, bu organizasyona dahil ettiği için. Ben hemen sayayım birkaç tane. İsim birkaç tane değil aslında, hepsini saymak istiyorum. Hemen Aslı Tohumcu, Betül Dündar, Deniz Durukan, Emel İrtem, Fatma Nur Kaptanoğlu, Ferya Tilmaç, Figen Şakacı, Gamze Arslan, Gonca Özmen, Hatice Meryem, Irmak Zileli, Melisa Kesmez, Mevsim Yenice, Nilay Özer, Mine Söğüt, Nülfer Açıkalın, Müge İplikçi, Sibel Oral, Tuğçe Isıyal. 20 oldu. Ben de bir gelsem ne yapsam? 20 oldu. Gel tabii ki. Gel. Yani çok güzel bir organizasyon olacak. Valla gelmeni çok isterim. Hatta sen o gün gel ya. Bir aşırı bir şey oldu. Gel sen o gün. Çok güzel şeyler duyacağını. Renk katayım bir. Çok güzel kişilerle tanışacağını eminim. Çok güzel yazarlarla tanışacaksın. Geldiğinde ben de çok heyecanlıyım. Birçoğunu tanıyorum ama orada birçoğuyla da tanışma imkanı bulacağım. Bu anlamda da anlamdan da çok önemli benim açımdan. Konuşamıyorum heyecandan. Şimdi Dünya Kadınlar Günü, aslında kadınlarla ilgili söylenecek çok şey var ve ben her zaman söylüyorum. Hiç susmamamız ve konuşmamız gerektiğini bu konuda. Bugün sembol günlerden biri, biraz önce de söylediğim gibi aslında kadınlarla ilgili yer içerisinde bir sürü etkinlik yapılıyor. Maalesef kadınlarla ilgili artık çok fazla şey medyaya yansıyor. Yani maalesef demeyeyim, yani olayların oluşu açısından maalesef diyorum aslında. Yansıması iyi, duyulması iyi, yapılmaması ve devam etmemesi açısından. Çok güzel 2018'de ve 2019'da özellikle kadın yazarların çıkardığı çok güzel kitaplar var. Birçoğunu ben burada söyledim. Zaten birçoğu hakkında da yazdım. Birçok kişiyle, birçok yazarla da kitaplarıyla ilgili söyleşiler yaptım. Çoğalarak devam etmesini diliyorum. Yani kadınlarla ilgili her bir kelimenin, her bir cümlenin ve oluşan her bir kitabın çoğalarak devam etmesi dileği içerisindeyim. Daha fazla konuşulması dileği içerisindeyim ve mümkün olduğu kadar elimden gelen katkıyı da bu yönde göstermekten yanayım, göstereceğim daha doğrusu. Güzel bir etkinlik olacak. İstanbul'daki ve Kadıköy'deki tüm kitapseverleri, tüm kadınları ve erkekleri ve tüm çocukları hatta bu etkinliği bekliyoruz. Vallahi heyecanlıyım. Videolar falan paylaşacağım tabii ki o günle alakalı ama yani konuşulacak ve bir arada geçirilecek o kadar değerli vakitler var ki, konuşulacak o kadar çok şey var ki kadınlarla, Türkiye'deki kadın yazarlarla. Hepsi tek başına zaten birbirinden değerli. Kadınlar, hani konuyu çok da dağıtmak istemiyorum. Çok heyecanlıyım aslında. Yani tek sadece bir organizasyonunu söylemek açısından bu videoyu çekmiyorum. Evet, dünyada bir kadınlarla ilgili dünyada meseleler var. Sadece Türkiye'de değil. Dünyada da şiddet var. Kadınlar dünya genelinde de şiddet görüyor. Hem fiziksel hem sözel olarak. Kadınlarla ilgili çözülemeyen meselenin tam olarak ne olduğunu gerçekten anlamaya çalışıyorum. Evet, bizim bir açma kapama düğmemiz yok erkekler gibi. Maalesef bu dünya erkeklerin daha çok toplumsal statüye
daha doğmadan toplumsal statüyü daha doğmadan elde ettikleri bir dünya burası ve doğar doğmaz da bu toplumsal statüleri onlara bir hediye olarak sunuluyor zaten ama kadınlar böyle değil. Kadınlar o toplumsal statüye erişmek için gerçekten çok çalışmak, çok emek sarf etmek, bazı yerlerde de çok savaşmak durumunda kalıyorlar. İşte bütün bunları bu çok değerli yazarlar kaleme alıyorlar. Her fırsatta öyküler yazıyorlar, romanlar yazıyorlar, araştırma kitapları yayınlıyorlar. Doktora tezleri kitap olarak çıkıyor bu değerli yazarların ve biz onları okuyoruz. Çok önemli konular bunlar. Ve bir şekilde hiç bu konudan haberdar olmayan kişilerin bu kitaplarla birlikte kadınlarla ilgili mevzular bu kişilerin evlerine giriyorlar. Kitaplar bu açıdan çok önemli zaten. Yani kitaplar neden önemli, neden almalıyız, vıt 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 ben sürekli kitaplarla ilgili alın, edin, şöyle yapın, böyle yapın diye konuşuyorum. Çünkü hiç kimsenin evine girmeyen, kimsenin konuşmak istemediği, herkesin sustuğu bu konular kitaplarla o susulan evlere giriyorlar işte. İnsanlar bunları bir şekilde okuyorlar, okuyarak da haberdar oluyorlar. Bu anlamda kitaplar çok değerli ve pazar günü çok değerli birçok etkinliğin yanı sıra İstanbul Kadıköy Akademi Kitap Evi'nde de çok değerli bir söyleşi gerçekleşecek. Çok değerli bir organizasyon gerçekleşecek daha doğrusu. Videonun başında söylediğim isimler etkinliğimize katılacaklar, organizasyona katılacaklar ve tabii ki herkese açık, herkes gelebilir. Umarım çok katılımlı, çok güzel, çok heyecan verici ve geleceğe dair umut vadeden bir organizasyon olur. İnşallah, efendim, inşallah. Umarım. Efendim. Evet, geleceksin değil mi? Bak, evet. Buradan sözünü alıyorum. İnşallah. Tamam, peki. Efendim, sözü böyle konularda çok fazla uzatıyorum ben. Herkesin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü şimdiden kutluyorum. Hoşçakalın. Bay bay.